Teşekkür ederiz. Hadi. Yıllardır herkesin, çoğu insanın umut bağladığı bir şans oyunu aslında ama Milli Piyango'nun hani gerçekçi olarak çıkma ihtimaline baktığımız zaman, istatistiklere baktığımız zaman milyonda bir ihtimal. İşte 80 milyonluk ülkede herkes birkaç tane oynadığını düşünürsen, tabii herkes oynamıyor ama milyonda bir ihtimale geliyor Milli Piyango'nun çıkma oranı. Ama biz bu milyonda bir ihtimale umutlarımızı bağlıyoruz. Zaten problem burada başlıyor. Bunu hani alayım bir kenarda dursun, işte oyun olarak göreyim diye baktığımız zaman çok problem yok. Ama biz buna umut bağladığımız zaman, Milli Piyango bana çıkarsa şöyle yapacağım, Milli Piyango bana çıkarsa böyle yapacağım, İşte ailemiz de bu heyecana kapılıyor ve biz sanki gerçekten çıkmış gibi bu durumu yaşamaya başlıyoruz. Sonra çok çok büyük olasılıkla çıkmıyor. Çıkmadığı zaman da bir hayal kırıklığı başlıyor. Ve hani bizim problemimiz de zaten bu hayal kırıklığıyla birlikte başlıyor. Gerçekçi bir olasılık yok ortada. Zor bir olasılık var ve bu zor olasılığa umut bağlandığı zaman umutların yıkılmasıyla birlikte bu bazı insanlarda çökkünlüğe sebep oluyor. Şöyle bir problem var. Altyapınız yoksa eğer başarılı olamıyorsunuz o işte, ne kadar paranız olursa olsun. İşte biz biraz bunu görüyoruz Milli Piyango talihlilerinde. Yeterli altyapıları yok, iş açmak istiyorlar. Evet açıyorlar ama bilgi sahibi olmadığınız için, yeterli donanıma parayla ulaşamadığınız için o iş batıyor. Ve bu sefer ne oluyor? Hani elinizde hiçbir şey yokken var olan hayatınızda mutlu yaşamaya devam ediyordunuz ama elinize çok büyük para geçip parayla birlikte maalesef gelen itibar, statü de ekleniyor bunun yanına. Bunu kaybettiğiniz zaman işte gerçek çökkünlük, gerçek depresyon burada başlıyor. Diğer